Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Galatasaray Atakaş Hatay Spor. Galatasaray Hatay Spor, ilk 11'ler. Galatasaray Atakaş Hatay Spor maçından notlar. Galatasaray 6 maçtır yenilmiyor. Fatih Terim, daha sürprizlerimiz olacak. Diyan fırsatı kaçırmadı. Şimdi detaylar. TRT Spor. Galatasaray Atakaş Hatay Spor. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Atakaş Hatay Spor ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadında saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş Hatay Spor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. İlk 11'ler. Galatasaray, Fatih, Lins, Dong, Markao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Fauli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diyan. Hatay Spor, Munir, Yusuf, Dos Santos, Burak Can, Popov, Seki, Rayane, Selim, Akintole, Traore, Diouf. Son 5 maçta 13 puan topladı. Galatasaray Süper Lig'deki son 5 maçının 4 ünü kazanırken birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankara Gücü, Demir Grup Sivas Spor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı. Testleri negatife dönen futbolcular kadroda yer alabilecek. Galatasaray'da yeni tip koronavirüs, COVID-19 testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar El Abdellaoui, Yans Belhanda ve Okan Kocuk'un COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı. 5 futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen El Abdelloui ise kadroda bulunamayacak. Ayak bileği burkulduğu için dünkü idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile özel program dahilinde çalışan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. 3 futbolcu ceza sınırında. Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Yans Belhanda ve Christian Luyendama, Atakaş Hatay Spor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek Sarı Kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Hatay Spor ile ilk randevu. Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatay Spor ile ilk kez karşılaşacak. Sarı Kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak. Yeni tip koronavirüs, COVID-19 vakaları nedeniyle ligde 2 maç eksiği bulunan Bordo Beyazlılar, geçen haftayı da maç yapmadan, bay, geçti. Hatay Spor'da 3 eksik. Ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Atakaş Hatay Spor 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Bordo Beyazlılar, ligin 2. sırasında bulunan güçlü rakibi Galatasaray'ı sahasında yenerek ligde üst sıralara yükselmek istiyor. Hatay temsilcisinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Abdurrahman Canlı, Soner Örnek ve Mesut Çaytemil bu maçta görev yapamayacak. İkinci yarının önemli anları. 16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan 3 rakibi topun geçmesini engelledi. 17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından out'a gitti. 25. dakikada Faulinin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Dian, uygun durumda meşin yuvarlığı üstten farklı şekilde out'a attı. Gol, 32. dakikada Galatasaray öne geçti. Faulinin sağdan ortasında ceza sahasında yanındaki Popova rağmen topu göğsüyle kontrol eden Dian, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 1-0. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün bitirdi. SporX Galatasaray-Hatay Spor, ilk 11'ler Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş-Hatay Spor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom stadında saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi Beyin Sports canlı yayınlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı Kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş Hatay Spor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. İlk 11'ler. Galatasaray. Fatih Öztürk, Lins, Dong, Markao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feauli, Oğulcan, Diyan, Hatayspor, Munir, Burak, Santos, Billong, Katranis, Seki, Traore, Abid, Ribeiro, Uali, Diouf, Hatay Spor ile ilk randevu, Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Sarı Kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak. Son 5 maçta 13 puan topladı. Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankara Gücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen Sarı Kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı. Üç futbolcu ceza sınırında. Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Yans Belhanda ve Christian Luyendama, Atakaş Hatay spor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. <laughs> TRT Spor. Galatasaray Atakaş Hatay Spor maçından notlar. Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatay Spor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu. Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Sarı Kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadında Atakaş Hatay Sporu ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı. Sarı Kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Lins, Ryan Dong, Markao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofayan Fauli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mebaye Diyan ilk 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Yans Belhanda, Ogene Karoetebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyendama, Arda Turan, Cesi Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı. Arda, Okan ve Belhanda döndü. Sarı Kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Yans Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren 3 futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Falkeo, Saracchi, Babel ve El Abdeloui yine yok. Galatasaray'da Radamel Falkeo, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar El Abdeloui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Sarı Kırmızılılarda sakatlığı süren Falkeo ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan El Abdellouin'in yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi. Dian, Diop'u unutmadı. Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mebaye Diyan, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal milli takımının unutulmaz futbolcularından Papa Bauba Diop'undu. andı. Diyan, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı. Hatay Spor'da tek değişiklik. Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohant Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Abit Rayane, Babajide Akintole, İzek Seki, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mamediou ilk 1 ile çıkardı. Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı. SporX. Galatasaray 6 maçtır yenilmiyor. Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatay Sporu 3-0 yenen Galatasaray, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 5. haftadaki ay temiz Alanya Spor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Ankara Gücünü 1-0, Demir Grup Sivas Sporu 2-1 yendi. Ligin 9. haftasında HES Kablo Kayseri Sporu ile 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, daha sonra Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray, son olarak Hatay Spor karşılaşmasında da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Dian gollerine devam ediyor. Sarı Kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu Mebaye Dian, arka arkaya 3 lig maçında da gol attı. Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü 9. haftada HES Kablo Kayseri Spor'a atan Dian, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında da 3 kez ağları sarstı. Atakaş Hatay Spor maçında da fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Diyan attığı golden sonra geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal milli takımının unutulmaz futbolcularından Papa Bauba Diop'un milli takım formasını kaldırarak vatandaşını andı. Kerem Aktürkoğlu ilk golünü attı. Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Sezon başında misli.com ikinci lig takımlarından Anagold 24 Erzincan Spor'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Kerem, maçın 90 artı 4. dakikasında fileleri havalandırdı. Kerem'in attığı gol önce offside gerekçesiyle iptal edildi. Ancak yapılan video yardımcı hakem incelemesinin ardından pozisyonun nizami olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayıldı. SporX. Fatih Terim, daha sürprizlerimiz olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Hatay Spor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son 3 maçtaki performansının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Terim, son 3 maçta hakikaten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Keşkelerimiz var muhakkak. İyi kilerimiz var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor 3 maçta. Bu da beni sevindiriyor, dedi. Gurur verici bir şey. Galatasaraylıları da sevindirmeli. Birinci gol dayak bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun. Gurur verici bir şey. Fazla pozisyona girip gol yememek artı puan. Heyecanlı maçlar seyrediyor bizi seyredenler. Ben de kenardan zaman zaman bugün birize maçı kadar oynamasak da oyunu bazen domine eden, bir isabetli şutla bitirdi Hatay Spor. 3 maçta 60 şutumuz var. Böyle baktığım zaman isteyen, arzu eden, bunun için ne yapması gerektiğini bilen, özellikle ön alan oyuncularımız çok pozisyona giriyor. Asıl olan muhakkak 3 puan ama iyi oyun, hücum isteği, atak devamlığı ve oyunu domine eden bir takım olarak oynamak ayrı bir zevk veriyor. Onun için oyuncularımı kutluyorum. Böyle oynamaya devam ederiz. Sürprizlerimiz olacak. Çok sevindim onların gol atmasına, özellikle Kerem'in. Oğulcan'a da sevindim, bir nesil, bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önceleri yaptığımız gibi. Kerem bunların içerisinden en genci, geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. İyi bir genç. Ona çok sevindim. Tebrik etmek istedim. Gelip defanstan topu kesmesini istedim. Geldi, doğru yaptı. Offside olmasın diye dua ettim. Ali Yavuzlar, Oğulcanlar, Taylan, Kerem ve buna benzer daha genç oyuncularımız çıkacaktır. Zamanını, zeminini iyi bilmek lazım. Onları kaybetmemek lazım. Daha gençlerimizden sezon daha çok uzun. Sürprizlerimiz olacak daha. Lanse edeceklerimiz olacak. İnşallah böyle devam edeceğiz. TRT Spor. Dian fırsatı kaçırmadı. Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mebaye Dian, son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan 29 yaşındaki forvet, son haftalarda takımının skor yükünü üstleniyor. Dian, son üç lig maçında 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Süper Lig'in 9. haftasında 1-1 berabere biten HES Kablo Kayseri Spor maçında takımının tek golünü atan Diyan, 10. haftada Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 3 kez topu filelerle buluşturdu. Senegalli futbolcu, 11. haftada Atakaş Hatay Sporu 3-0 yendikleri maçta da bir gol kaydetti. Diyan, ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle oynanan maçta da iki kez meşin yuvarlığı ağlara yolladı. 33 maçta 18 gol attı. Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında renklerine kattığı Mebaye Dıyan, sarı-kırmızılı takımda 33 resmi müsabakada forma giydi. Senegal'li futbolcu 25 iyi Süper Lig, 5 iyi Avrupa Ligi ve 3'ü de Türkiye Kupası'nda olan bu maçlarda 18 gol attı. Galatasaray'ın geçen sezonun başında transfer ettiği Radamel Falcao ise sahaya çıktığı 29 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti. Geçen sezon futboldan uzak kaldı. Galatasaray'ın geçen sezon Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mebaye Dian, Belçika ekibinde bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılı ekipte 3 maç oynadıktan sonra Club Brugge'e giden Senegalli futbolcu, bu takımda sadece 8 resmi müsabakada oynadı. Belçika temsilcisinin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Dian, sezonun büyük bölümünde futboldan uzak kaldı. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu Mebaye Dian, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip. 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Senegalli futbolcu, lig tarihinde bir rekora imza attı. Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Dian, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu söz konusu sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti. GS Haber günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.